Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Traversal projemizin 63. dersiyle beraberiz. Şimdi bu derste ne yapacağız? Bu derste Ajax ile çalışmaya başlayacağız. Son dersimizde ne yaptık? Hemen bir bakalım buraya. Son dersimizde mail gönderme işlemi gerçekleştirmiştik. Artık mail atabiliyorduk biz burada. Projemizin tanımlanan mail adresi üzerinden. Bunu Identity'ye bağlayacağım eğitim bitmeden önce ama önce bir Ajax demek istiyorum. Ajax'ı da bitirelim. Sonrasında artık DTO tarafına geçeceğiz. Şöyle bir login sayfası bir gelsin. Login sign in diyelim. Bekliyorum gelmesini. Neydi? Eylül 1 ile giriş yapıyorduk sanırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, küçük A, büyük A. Artı mıydı, eksi miydi hatırlayamadım. Burası bir açılsın. Tamam geldi, güzel. Şimdi admin tarafına bir gidelim. Admin tarafına mesela şuraya gidebiliriz. Güzel. En son işte mail gönderme işlemini gerçekleştirdik. Buradan mail adresi bilgilerini girip mailimizi gönderiyorduk. Şimdi sırada şu öne çıkanlar vesaireden önce daha önce olarak şey yapacağız. Ajax ile çalışacağız ve Ajax ile işlemler nasıl gerçekleştirilir bunu beraber görelim. Önemli bir başlık olduğunu düşünüyorum. Mutlaka projelerinizin bir yerinde veya belki bütününde kullanıyor olacaksınız. Şimdi yeni bir tane controller tanımlıyorum ben buraya. Ajax için tanımlayacağımız controller'da mesela neyi getirmemiz gerekiyor? Örnek veriyorum. Entity katmanı bir açalım. Entity katmanı içerisinde mesela biz burada destination yani rotaları Ajax ile getirebiliriz. Yani burada da amaç sadece Ajax ile çalışmak. Yeni bir tane controller ekleyeceğim. Şimdi bu controller boş bir controller olsun. İsmi, örneğin ismi. Şimdi biz burada sadece şehir bilgilerini getirmek istiyoruz. Hani şöyle city diyebilirim. City controller olarak bizi karşılasın. Çünkü dediğim gibi sadece şehir bilgilerini getiriyor olacağız. Ekle dedim. Ekle dedikten sonra city controller admin arayasının içerisine dahil edilmiş oldum. Class'ın üzerine geldim. Class seviyesine buraya bir araya attribute ekleyeceğim. Parantezini açtım. Çift tırnak içerisinde burası admin olacak. Ardından indekse sağ tuşa tıkladım. Add view diyeceğim. Buraya bir tane view ekleyerek başlamam gerekiyor. Şöyle bir gelsin bakalım. Sağ tuş. Add view dedim. Buraya bir tane view ekleyeceğiz. Şimdi bu ekleyeceğimiz view arkadaşlar bir Razor view olacak ve bu Razor view de bizim admin layout'umuzu kullanacak. Ekle dedim. Ekle dedikten sonra bir eklensin ve buradan ilerleyelim. Bekliyorum eklenmesini. Adım adım ilerleyeceğiz. Bekliyorum gelmesine. Burası bir gelsin. Şimdi burası geldi. Tamam, güzel. Şimdi City Controller'a geri döndüm. City Controller'a geri döndükten sonra şurada bizim bir tane modelimiz vardı. Bu modelin içerisinde normalde hatta şurada kullanmıştık. Yine burada kullanalım modeli. Daha sonra DTO tarafını taşıdığım zaman zaten buradaki modellerin tamamını buradan kaldırıyor olacağım. Şöyle yapalım. Modele sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Yeni bir class ekliyor olacağım buraya. Bu class'ımızın ismi işte City Class olsun. Böyle bir isim vermiş olalım City Class için. Ardından ekle butonuna tıkladım ve City Class buranın içine dahil edilmiş oldu. Şimdi buraya prop tap tap dedim. İki tane property tanımlayacağım. Birincinin ismi City ID olsun. İkincisi bu kez string formatta city name olsun. City'nin bir şehri olsun. Bir de bir tane daha ekleyeyim. Bir de city country olsun. Yani bu şehir hangi ülkeye ait? Bu şekilde 3 tane değer eklemiş oldum. Bunun üzerine çalışıyor olacağız. Güzel. Şimdi controller tarafına geldim. Controller tarafına geldikten sonra şurada süslü parantezin dışına çıktım. Hemen burada bir tane statik bir liste oluşturuyorum. Public static list küçüktür sembol içerisinde bu bir argüman alacak bir entity'ye karşılık gelecek. Şimdi statik çalışalım daha sonra dinamiğe çevireceğiz. Yani şu statik değil tabi. Şimdi değerlerimizi ilk etapta burada bir listeden gönderelim. Daha sonra bunu veri tabanına çekeceğiz. CTRL nokta dedim. CTRL nokta dedikten sonra city class'ın buraya gelmesi için bakın using traversal core proje nokta models'i seçmiş oldum. Güzel. City class böylece buraya gelmiş oldu. Ardından bir isim türetelim. Mesela cities olsun. Şehirler eşittir. New list city class. Noktalı virgülümü. Gerçi noktalı virgülümü koymayacağım. Çünkü atama yapacağım. Süslü parantezimi açtım. Ve burada atamalarıma başlıyorum. Şimdi atamalarda şöyle yapacağım. New city class diyeceğim. Ve her defasında yeni bir tane değer atayacağım.
Süslü parantezimi açtım. Örneğin city id eşittir 1 virgül city name eşittir mesela Üsküp, ondan sonra virgül country eşittir çift tırnak içinde Makedonya dedim. Makedonya. Tamamdır. Şurada noktalı virgülümü koydum. Hatta virgülümü koydum. Devam ediyorum. New. Yine city class. Süslü parantezimi açtım. Şöyle 3 tane değerimiz olsun. City id. City id eşittir 2 virgül. City name eşittir çift tırnak içinde mesela Roma virgül. Country eşittir İtalya. Güzel. Buraya bir virgül daha koydum. Son bir veri girişi daha yapalım. New class. Süslü parantezimi açtım. Altı indim. City ID. Niye gelmedi? New class. New city class demem gerekiyordu. City class. Tamam. Şimdi CTRL'e boşluk yaptım. Geldi. City ID eşittir. 3 virgül. City name eşittir. Çift tırnak içerisinde. Mesela neresi olsun işte. Londra olsun. Ondan sonra virgül ve city country eşittir çift tırnak içinde İngiltere olsun. İngiltere dedim. Güzel. Sonra şuraya geldim. Noktalı virgülümü koydum. Tamamdır. Şuradaki şu boşluğu silelim. Şurada bir boşluk bırakıp CTRL KD yapalım. Burası niye düzenlemedi? Bir problem olmaması gerekiyor. Yani şu an bir sorun yok gibi. Gayet doğru oldu. CTRL KD çalışmadı burada. Tamamdır. Böylece burayı tasarlamış olalım. Şurada parantez açılıp kapanmayacak. Şimdi olacak bir saniye. Yine CTRL KD işe yaramadı. Kaçırdığım bir yer mi oldu acaba? Şimdi public static new list city class. Tamam. Ondan sonra süs parantezimi açtım. New city class dedim. Atamalarımı gerçekleştirdim. Virgül virgül. Sonrasında şu niye tam olarak gelmedi onu göremedim. Normalde daha böyle düzenli olması gibi CTRL KD çalışmadı. Bir hatamız varsa görürüz. Devam ediyorum. Şimdi sırada ne var? Sırada şimdi biz Ajax'la çalışacağımız için burada index aslında bir layout gibi görev görecek. Index sadece işlemlerin çağrıldığı view olacak. Biz bu işlemleri altta yazacağız. Şöyle ki public I action result mesela CityList. CityList isminde bir tane metot oluşturdum. Süslü parantezimi açtım. Alta indim. Var. Var. JSON City. Yani işte JSON türünde şehir bilgisi eşittir. JSON Convert. JSON Convert'ı kullanabilmek için CTRL nokta yapıp using Newtons of JSON'ı seçtim burada. Nokta. Serialize Object. Listeleme işleminde serialize yapacağım bunu. Neyi serialize yapacağım? Cities'ten gelen değeri. Noktalı virgülümü koydum. Sonra return geriye ne dönecek? JSON dönecek. Artık view dönmeyecek. Sadece JSON dönecek. Şöyle JSON parantez içerisinde JSON içinde ne gelecek? Tabii ki JSON city değişkeninden gelen değerler gelecek. Böylece ben index üzerinde listele butonuna tıkladığım zaman sayfam refresh olmadan direkt olarak city list bizi karşılıyor olacak. Şimdi index'te sağ tuşa tıkladım. Go to view dedim. Bunun view tarafına geldim ve burada deneyelim bakalım çalışacak mı? Öncelikle şurayı geldim sildim. Burayı sildikten sonra şimdi burası için tek tek benim işte butonlar tanımlamam gerekecek ilk etapta. Mesela H2 ile şöyle yazsın. Şehir, ülke, şehir, ülke işlemleri yazsın. Şehir, ülke işlemleri. Buraya bir tane de tire koyalım. Güzel. Sonra buraya bir BR ile boşluk bırak. BR'nin altına bir tane buton ekle. Şimdi butonun type'ı eşittir. Buton olacak. Ondan sonra şimdi benim bu butona bir ID vermem gerekiyor artık. Çünkü script tabanlı çalışacağım. ID'si eşittir. btn get list. Yani işte şeyleri getir. Değerleri getir. Sonra class'ımız eşittir. btn boşluk. btn tire outline info olsun. Güzel. Outline info olarak gelecek. Sonra şurada ismi de şehir listesi olsun. Şimdi şehir listesini bu butona tıkladığım zaman getirebilmeliyim. Tamam. Ardından şimdi burada tabi diğer butonlar da olacak. Diğer butonları ekleyeceğiz ama ilk önce bir şehir listesini getirmeyi deneyelim. Şuraya bir BR ile boşluk bıraktım. Bir tane daha boşluk bırakıyorum. Sonra indim alta. Şimdi buraya bir tane div oluşturuyorum. Div'in id'si eşittir.
City list olsun. City list buraya gelecek. Nereye? Bakın şuraya. Buraya şehir listesi gelecek diyelim. Yani bu aralıkta şehir listesi yer alacak. Tamam mı? Bunun üzerinde çalışıyor olacağız. Şimdi peki ne yapmam gerekiyor? Şimdi benim burada şehir listesi için bir tane script oluşturmam gerekiyor. Şöyle geldim buraya. Küçüktür. Script dedim. İndim alta. Script dedikten sonra şimdi bunun içerisine script'imi yazacağım. Dolar sembolünü koydum. Dolar sembolünü koyduktan sonra parantezimi açtım. Ardından çift tırnak dedim. Çift tırnağı da ekledikten sonra diyezimi ekliyorum. Ve daha sonra butonumun ismini alıyorum. ID, btn getlist. Şunu aldım. Sonra çift tırnağımı kapattım ve parantezimi kapattım. Sonra diyeceğim ki nokta click. Burada click metodunu click function şöyle function'ı seçtim. Click function çağrıldığı zaman ne olsun? Geldim. Süslü parantezimi açtım. Alta indim. Şimdi click function çağrıldığı zaman diyeceğim ki yine dolar sembolü nokta Ajax. Ajax'ı burada devreye al. Parantezimi açtım. Parantezimi açtıktan sonra bir süslü parantez daha açıyorum ve tekrar alta iniyorum. Kaçırmamaya çalışın burayı. Sonra diyeceğim ki content type. Şimdi burada birkaç tane parametre var. İki nokta üst üste. Bizim content'imiz çift tırnak içerisinde application slash JSON olacak. Application slash JSON formatında gelecek. Virgülümü koydum. Alta indim. Sonra data type göndermiş olduğum verinin türü iki nokta üst üste çift tırnak JSON olacak. Biz çünkü JSON formatında çalışıyoruz. İndim alta. Sonra type iki nokta üst üste. Peki bu işlem ne zaman gerçekleşecek? Get ile beraber gerçekleşecek. Yani sayfa yüklendiği zaman ya da işte ben butona yani butona tıklayınca geliyorum. Bir post işlemi burada gerçekleşmiyor. Sonra peki URL'i ne olacak? URL iki nokta üst üste slash admin içinde yer alan slash city controller'da yer alan slash nereye gideceksin? Hemen bakalım. City liste. Şunu kopyaladım, geldim şuraya yapıştırdım. City liste gitmeni istiyorum. Virgülümü koydum ve alta indim. Güzel. Sonra success. Eğer başarılı olursa iki nokta üst üste function. Burada bir fonksiyon devreye girecek. Şöyle ismi func olsun. Daha sonra süslü parantezimi açtım. Alta indim. Şimdi burada bir tane önce konsola bir şeyi yazdıralım. Bir değer yazdıralım. Şöyle mesela let w eşittir jQuery nokta parse json. Tamam, bunu parse json'a dönüştür. Neyi? Function'dan gelen değeri. Güzel, noktalı virgül koydum. Alta indim. Sonra da console.log ile bize w'dan gelen değeri göster. Noktalı virgülümü koydum. Daha sonra ne yapacağım? Sonra bir tane tablo oluşturacağım. Let burada değişken tanımlamak için kullanıyorum. Let dedim. Tablomu oluşturacağım. Kes table.html. Table.html isminde bir tane değişken oluşturdum. Eşittir dedim. Eşittir dedikten sonra çift tırnak içerisinde küçüktür. Table class eşittir. Table boşluk. Table tire bordered. Yani kenarlıklı bir tablo yapısı. Sonra bir tane şöyle bir boşluk bıraktım. Bir tr oluşturdum. Bu tr'nin içerisinde bir tane table heat oluşturdum. Table heat'in içine de şimdi burada otomatik tamamlama gelmediği için hani kendim yazıyorum çift tırnak içerisinde bu tablo yapısını. Şimdi bir tane tr. Tr'nin içerisinde bir tane th. Th'nin içinde mesela ne yazsın? Örneğin şehir id yazsın. Sonra geldim. Şöyle slash th'yi kapattım. Th'yi kapattıktan sonra geldim. Th ile bir tane daha oluşturacağım. İsmi şehir adı olsun. Geldim bunu tekrar kapattım. Sonra bir tane daha açıyorum. Bunun ismi de ülke adı olsun. Bunu da aynı şekilde kapattım. Şimdi bunu kapattıktan sonra en sonda bir de neyi kapatacağım? Tr'yi kapatacağım. Bakın böylece burayı oluşturmuş oldum. Dilerseniz bunu alt alta da alabilirsiniz. Noktalı virgülümü koydum ve alt satıra indim. Sonra tablonun içini dolduracağım. Tablonun içini doldurabilmek için dolar sembolü nokta each. Each burada bir döngü gibi hareket edecek. Parantezimi açtım her biri için. Sen diyeceğim W'dan gelen değeri al virgül virgülümü koyduktan sonra şimdi sen indekse gideceksin neyle beraber buradan gelen value ile beraber
Ardından eşittir büyüktür. Öyle ki dedikten sonra bir süslü parantez daha açtım. Daha sonra table HTML artı eşittir. Table HTML'in üzerine ekle. Neyi ekleyeceksin? Şimdi buradan gelen değerleri yazdıracağım ama değerleri yazdırabilmek için bizim bir tane şeye ihtiyacımız var. Şu sembole ihtiyacımız var. Alt gr noktalı virgülle beraber gelen bir sembol. Bu sembol küçüktür. Tr, tr'nin içerisinde küçüktür. T'de verileri yazdıracağım kısım. Ardından dolar sembolü. Dolar sembolünden sonra süslü parantezimi açtım. Buraya parametre gelecek. Parametre olarak sen diyeceğim value'dan gelen nokta neyi alacaksın? Hemen şuraya bakalım. City ID'yi alacaksın. Şöyle kopyaladım. Geldim. Yapıştırdım. Value'dan gelen City ID'yi al. Süslü parantezimi kapattım. Daha sonra süslü parantezi kapattıktan sonra küçüktür. TD'yi de burada kapatmış oldum. Güzel. Sonra geldim. Devam ediyorum. Bir TD daha açıyorum. Yine aynı şekilde süslü parantezimi açtım. Sen diyeceğim. Süslü parantezi açtıktan sonra tabii öncesinde yine dolar sembolü var. Önce bir dolar sembolü, sonra süslü parantez value nokta city'nin bu kez neye gelecek buraya? Neyi mi gelecek? Şunu geldim kopyaladım. Burası da city'nin neyim olsun. Yine süslü parantezimi kapattım. Ardından küçüktür td dedim ve burayı da kapattım. Sonra aynı şekilde bir daha bir td daha açıyorum. Td açtıktan sonra dolar sembolü süslü parantezimi açtım. Value nokta bir de ne gelecek buraya? City country gelecek. Şöyle geldim, yapıştırdım. Daha sonra süslü parantezimi kapattım. Küçüktür TD dedim ve TD'yi de böylece kapattım. En sonunda da bir tane ne kapatacağım? TR kapatacağım. Böylece TR'yi de kapatmış olduk. Sonra şurada bir ana süslü parantez vardı. Onu kapattım ve noktalı virgülümü koydum. Tamam, bakın şu ana süslü parantez, şunun süslü parantezi. Güzel. Burada noktalı virgülümü koydum. Sonra şunun dışına çıktım. Sonra şuraya geldim. Şurada da bir noktalı virgül koydum. Sanırım bu şekilde çalışmalı diye düşünüyorum. Şimdi buraya şehir listesi gelecek kısımda gelmeli. Sağ tuş tarayıcı üzerinde göster dedim. Bir bakalım şehir listesi Ajax üzerinde gelecek mi beraber. Görelim. 63. dersimizde. Şu önceki sekmeyi kapattım artık. Admin slash city slash index kısmına gidiyoruz biz. Şimdi bakın şöyle şehir listesine tıkladım ve burası gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü ben bunu bir yere yazdırmadım. Ondan dolayı gelmedi. Bir saniye eksiğimiz var bizim. Şimdi şu noktalı virgülden sonra table HTML'in içerisine bunu gönderdik. Tamam ama bir şey daha yazacağım. Çok özür dilerim. Table HTML diyeceğim. Artı eşittir. Table'ı kapatmadım. Yani yukarıda bir tane table açıldı ama bu table henüz kapanmadı. O yüzden olmadı muhtemelen. Çift tırnak içerisinde küçüktür. Slash table diyeceğim. Küçüktür'ü kapattım. Noktalı virgülümü koydum. Sonra alta indim. Dolar sembolü. Parantezimi açtım. Çift tırnak. Diyes. Bakın burası şu site listin olduğu kısım olacak. Yani div'in gönderileceği kısım. Buraya diyeceğim. Nokta HTML olarak parantezinde table HTML'den gelen değeri gönder. Bu şekilde. Şimdi çalışmalı diye ümit ediyorum. Bakalım çalışacak mı? Sağ tuşa tıkladım. Şöyle tarayıcı üzerine gösterdim. Bir bakalım işlemimiz başarılı mı? Beraber görelim. Admin slash city slash index kısmı. Bekliyorum açılmasını. Şehir listesine tıkladım. Ve herhangi bir işlem burada gerçekleşmedi. O zaman bir hatamız var. Hemen bakalım hataya. Şurada bir noktalı virgül eksik. Şunu da ekleyelim. Bir daha deneyelim. Bakalım şimdi çalışacak mı? Tarayıcı üzerinde tekrar göster dedim. Çünkü şurada açılsın tarayıcı. F12 ile konsol kısmına gittim biraz önce. Klikte bir hata gösteriyor. Yeniden görelim. Şehir listesine tıkladım. Gelmedi. Şimdi F12'ye tekrar bastım. Burada konsol kısmında is not defined 332.5. Şurada bir hata var diyor script tarafında. Betene get list function uncount uncount reference error dolar is not defined tanımlı değil. Nedir o tanımlı olmayan? Hemen bir kontrol edeyim onu. Kod kısmında bir hatamız yok. Biz bir de buraya bir JS include etmeyi deneyelim. Bakalım o zaman çözüm sağlanacak mı? Şöyle. WROOT'a geldim.
Buradan JS'e geldim. Şu site.js'i bir buraya dahil edelim. Kaydettim. Ardından şöyle tekrar şuradan bir çalıştırmayı deneyelim. Başka ne var? Lib'in içinde de var gerçi. Bir buradan bir deneyelim. Bakalım şu site.js benim işimi görüyor mu? Beraber bir görelim. Tekrar şöyle şehir listesine tıkladım ve buraya gelmedi. Bir bakayım ben buna. Şöyle şimdi geldi. Hemen göstereyim. Şunu eklemem gerekiyor. Şöyle bir jQuery sürümü buldum. Bu sürümü ekledikten sonra dahil edilmiş oldu. Bu şekilde. Projeyi zaten GitHub'a göndereceğim. Oradan isterseniz erişim sağlayabilirsiniz bu kısma. Şimdi burayı yaptık. Devam edelim. Şimdi devam etme kısmında bir butonlarımızı en azından eklemiş olalım. Bu derste bitmeyecek bu kısım. Şimdi Ctrl D ile burayı olduğu gibi aşağı aldım. Mesela ikinci butonun ismi betene get by id olacak. Yani id'ye göre getirme işlemi yapacak. İsmi mesela ne olsun? Şehir getir olsun. Şehir getir. Burası da işte primary olsun. Sonra Ctrl D ile aşağı aldım. Üçüncü butonun betene add city olsun. Sonra altı aldım. Dördüncü butonum btn delete city olsun ve son olarak btn update city diyelim. Güzel. Şehir getir. Şehir ekle. Şehir sil ve şehir güncelle olsun. Şunlar da işte success olsun burası. Hatta warning olsun burası. İşte silme işlemi için danger kullanalım. Burada success kullanalım. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Sayfamı yeniliyorum tekrar. Bir bakalım. Şimdi nasıl oldu beraber görelim. Bakın şöyle. Gayet istediğimiz formatta ama hepsinin sanki buton class'ı aynı oldu. Niye böyle oldu? Info dışında. Betene outline danger success tekrar şöyle tarayıcı üzerinde göster dedim ama muhtemelen bir işe yaramayacak. Bizim daha önce peki oluşturmuş olduklarımız, mesela yorumlara gittim şöyle. Yorumları da açalım o arada. Şunu kapattım. Bekliyorum yorumların açılmasını. Açılsın. Küçük bir tasarım değişikliğine gidelim burada. Şurası ha tamam şimdi düzeldi. Sayfayı yenileyince burası düzelmiş oldu. Şehir listesine tıkladığım zaman bakın orada artık şehir listesi bizi karşılamış oluyor. Böyle. Şimdi bunun altına şehir getir, şehir ekle, şehir sil, şehir güncelle gibi işlemleri yapıyor olacağız. Onları da adım adım gideceğiz. Ajax'ı bölelim. Ajax'ın ilk kısmı bu kadar. Bir sonraki derste buradan devam edeceğiz.